Düşün Taşın Derneği 4 yıldır düzenli olarak onlarca kişiyi sadece kitap okumak için bir araya getiriyor. Derneğin bu haftaki konuğu pazarlama iletişim uzmanı Feray Alpay'dı. Söyleşide tüketim alışkanlıkları ve satın alma sebepleri ele alındı. Kimi öğrenci, kimi iş hayatına atılmış onlarca kişi. 15 günde bir sadece kitap okumak için bir araya geliyor. Amaç kitap okumak için vakit ayırmayı alışkanlık haline getirmek. Biz de Türkiye'deki okuma sevgisi ve bilincini arttırmak amacıyla bir dernek kurduk. Ve asıl amacımız Türkiye'deki okuma oranını ve sevgisini arttırmak. Ve bu anlamda 4 yıldan beri çalışıyoruz. 91 tane etkinlik gerçekleştirdik. Ve bu gerçekleştirdiğimiz etkinlikler yaklaşık 30 bin tane insanın fiziksel olarak katılımı ve bizi sosyal medya sayesinde 20 milyon tane insan tarafından takip edilebilir bir gençlik oluşumu haline getirdi. Dernek üyeleri bu hafta Markadaş kitabının yazarı, iletişim uzmanı Feray Alpay ile bir araya geldi. Söyleşide tüketim alışkanlıkları ve satın alma sebepleri ele alındı. Bugün herkes satın alacağı bir ürünün açıklamasını yaparken işte fiyatını ön plana koyar, kalitesini ön plana koyar ama aslında bunlar ikinci derecede önemli mantıksal sebeplerdir. Esas rol oynayan sebep tamamen duygusaldır. Duygularımız ışığında, duygusal bakış açımız ışığında herhangi bir ürünü ya da hizmeti satın almaya karar veriyoruz ve bunları rasyonel sebeplere bağlıyoruz.